istersen. Ah merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Emekçileri, değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün bu geç saatte bir araya geldik ama mutlu bir iş için bir araya geldik. Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu biraz evvel cezaevinden tahliye oldu. Bir hukuk mücadelesi ve bir demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesi sürdürdü. Ve çok haklı bir yerde durdu ve sonunda kazandık. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz ve bir kez daha tüm partimiz adına. Şimdi sözü ben kendisine bırakacağım. Lafı çok uzatmayayım. O size bir ilk görüşlerini açıklamış olacak tahliyeden sonra. Daha sonra nasıl olsa tekrar konuşuruz bu konuları. Buyurun Sayın Bekir. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Herkese teşekkür ederim bu gece geç saatlerde. Sanırım biraz görevliler de sizi koşturdu. Cezaevi önündeydiniz, oradan buraya geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben nerede kalmıştık diyorum. Onu en başta soralım. Kaldığınız yer burasıydı. Berho'dan ziyan ediyorduk. Bizim yaşamımız direniştir arkadaşlar. Direnmek yaşamaktır. Bunu dedik. Sonuna kadar bunu dedik. Yaşasın halkların kardeşliği dedik. Bici Bratia Gelan dedik. Bunların çok önemli anlamları vardı. Ben meclisten böyle çıktım, böyle de gireceğim. Ben önemli bir anlamlı cümle söyledim, cümleler söyledim ve böyle de geri dönüyorum. Biz sonuçta haklıyız, güçlüyüz ve kazanacağız dedik meclisten çıkarken. Mecliste son konuşmamda bunu söyledim. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Haklı olduğumuz için güçlüyüz. Ve bundan dolayı da kazanacağız dedik. Bizi o zaman çok zayıf görüyorlardı. Ezdik gitti, attık cezaevine, zindana attık, bitirdik işini gücünü diyorlardı. Ama ben iki şeye güveniyordum. Bundan dolayı haklıyım diyordum. Birincisi, hukuken çok çok haklıydık. Çok haklıydık. İkincisi, kamuoyu vicdanı bizim yanımızdaydı. İstedikleri kadar zulmetsinler, istedikleri kadar büyük güçleri olsun, biz bundan dolayı çok güçlüydük. Ve direne direne kazandık arkadaşlar. Direne direne kazandık. Beni darp ederek evimden çıkartılırken ne demiştim? Son cümlem şuydu. Bu hikaye burada bitmez. Bu hikaye burada bitmez dedik. Bu halk boyun eğmez, diz çökmez, bu hikaye burada bitmez dedik. Biz geri adım atmayacağız, biz sonuna kadar direneceğiz çünkü haklıyız dedik. Ben en başta bu zaferi halkımıza armağan ediyorum. Ben evet direndim ama bizimle birlikte partimiz, kamuoyu, KYK platformları, tüm duyarlı insanlar direndi. Ben cezaevinde o yalnızlık içinde, o dört duvar arasında hep bana edilen duaları, sevgi sözlerini, destekleri hissettim. Bu yüzden kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim zaferimiz değil, halkın zaferidir. Bunu çok net söyleyeyim. Ve şunu söyleyeyim ki
bu kadar zorbalık içinde, bu kadar tahakkümcü bir anlayış içinde bu halkın yüzünün gülmesine çok çok ihtiyacımız vardı. Ve bundan dolayı çok mutluyum. Bizim direnişimiz demokrasi üzerineydi. Hak, hukuk ve adalet üzerineydi ve biz de sonuna kadar direndik. Şunu söyleyeyim. Çok büyük bir mağduriyet yaşatıldı. Benim şahsımda yüz binlere yaşatılıyor. Yüz binlerce, milyonlarca insana yaşatılıyor. Partimize yaşatılıyor. Mağdur bir sürü insanlara yaşatılıyor. Bakın, 5 yıl önce ben barış istedim diye, Kürt meselesinde insan haklarına dayalı bir çözüm istedim diye terörist ilan edilerek 27 yıllık kamu doktorluğundan ihraç edilmiş bir insanım. Ve ardından hakkımda yargısal süreçler başladı. İnanılmaz bir hukuksuz karar verildi. Ardından istinaf, ardından Yargıtay'da bir adalet gelebilir dedik. Orada da 1'e karşı 4 oyla karar onandı. Bir tane hakim ne yapıyorsunuz siz dedi. Ama buna rağmen onandı. Türkiye'de biz kime güveneceğiz arkadaşlar? Düşünün yani. Bakın ne kadar manidar bir durum. 5 yıldır mağdur ediliyorum. Benim gibi yüz binlerce insan mağdur ediliyor. Kürt halkı da Türk halkı da mağdur ediliyor. Tüm ezilenler, tüm mazlumlar mağdur ediliyor. Hukuksuzluk had safhada. Ben yerel mahkemede, istinafta, Yargıtay'da mağdur edileyim. Ardından hızlıca mecliste bu karar okunsun. Ondan sonra son sığınacağımız yer Anayasa Mahkemesi ve o da ne kadar net, kesin bir karar verdi görüyorsunuz. Ben burada Anayasa Mahkemesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı bir süreç işletti. Çünkü büyük bir mağduriyet yaşamıştık biz. Ve hızlı bir süreç işletti. Sonunda da 1 Temmuz'da karar verildi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok net, çok kesin bir karardır. Hem oy birliğiyle alınmıştır. 15-0. Yani o yargı süreçlerinin utanması lazım ya. Utanması lazım. 15-0 alınan bir karar. Ve iki açıdan hak ihlali veriyor. Birincisi siyaset yapma hakkım gasp edilmiş. İkincisi ifade özgürlüğüm gasp edilmiş. Ve bizim gibi yüz binlerce insan var. Yani ben barış istedim diye 27 yıllık kamu doktorluğumdan ihraç ediliyorum. Yetmiyor. Ben yine barış demeye, insan hakları demeye devam ediyorum. Ardından partim ve halkım bana bir onur bahşediyor. Kocaeli'nden milletvekili olarak Ankara'ya geliyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Halkın vekili olarak buraya geliyorum. Bu halkın iradesini temsil etmek üzere buraya geliyorum. Ve sonrasında yine bu yargı oyunları devam ediyor. Ve vekilliğimiz düşürülüyor, zindana atılıyoruz. Ama boyun eğmiyoruz, diz çökmüyoruz. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız diyoruz. Berhadan jiyan ediyoruz ve kazanıyoruz işte. Bugün halkın yüzü gülsün. Bu halkın buna çok ihtiyacı var. Ben inanın ki zindanda en çok halkı düşündüm. Bu halkın bu kadar içinin kararmasını kabul edemedim. Ben bu zaferi kazanacağım. Ben bu halkın yüzünü güldüreceğim ve hepimiz birlikte güleceğiz. Ve tüm arkadaşlarımız da çıkacaklar. Leyla Güven arkadaşımız, Musa Farisoğulları arkadaşlarımız, onlar da büyük bir zulme uğradılar. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başkanlarımız ve diğer birçok vekilimiz, yine büyük zulümlere uğrayan arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Onlar ilk haftasında beni aradılar. İlk bana kart gönderen Sayın Selahattin Demirtaş'tı, Figen Yüksekdağ'dı, Leyla Güven'di. Tüm arkadaşlarımız anında bana ellerini uzattılar, sağ olsunlar. Çok büyük bir moraldi. Benim için çok duygulu anlardı, çok duygusal anlardı. Ve inanın ki bana Türkiye'nin dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından
sevgi, destek, dua, yağmur gibi yağdı. Ben bunları gördüğüm zaman dedim ki zaten ben hani haklı olduğumu biliyordum ve şu anda çok daha netleşti. Ve içeride biz yani çok üzücü hadiseler duyduk. Bakın Deniz Poyraz kardeşimizi katlettiler. Yani böyle gerçekten büyük üzüntüler yaşadık. Böyle içimiz karardı. Belki umutlarımız, hayallerimiz dibe vuracak gibi oldu ama hayır dedik. Biz haklıyız, zulmediliyor ve biz sonunda mutlaka başaracağız dedik. Bu ruhla hep yaşadık. Hep bu ruhla ben düşündüm ve başta da dedim. Dimdik giriyorum, dimdik de çıkacağım. Son derece moralli bir şekilde içeride 3 ayı geçirdim. Son derece iyiydim. Bedenen kendimi korudum, spor yaptım, zayıfladım, gençleştim adeta. Ruhen sakal bıraktım. Evet, sakal bıraktım. Yeni bir Ömer geldi. Ruhen yenilendim. Yani bunlar da benim için çok iyi oldu. Bizi belki tuş etmek istiyorlardı ama başaramadılar. Başaramadılar. Haklıydık. Biz hiç geri adım atmadık. Moralimiz dimdik ayaktaydı. Motivasyonumuz çok iyiydi. Arkadaşlarımızla sürekli mektuplaştık. Zindanlardaki birçok arkadaşımızla sürekli mektuplaştık. Kobani davasından içeride yatan arkadaşlarımızla görüşlerde bazen görüşüyorduk, mektuplaşıyorduk. Yani bizim moralimiz çok iyiydi gerçekten. Biz içeriden meclisi takip ettik. Ben yani vekilliğimin bitmediğini düşündüm. Sürekli bugün bile Meral Hanım işte konuşurken onu izliyorum. Saruhan Başkan konuşurken onu izliyorum. Sürekli izledim. Hiçbir şeyden kopmadık. Ve ürettim. Elimden gelen her şeyi de yaptım. Makaleler yazdım, şiirler yazdım, kitap çalışmaları yaptım. Bize geri adım attıramazlar arkadaşlar. Yani biz güçlüyüz gerçekten. Gerçekten haklıyız. Ve bundan dolayı gayet iyi bir şekilde çıktık. Evet, 3 ay boyunca bize zulmettiler. Boş yere yatırdılar. Düşünün yani hem beni mesleğimden ihraç ediyorlar, hem 5 yıldır bir yargı sürecinin mağduru yapıyorlar. Meclisten atıyorlar, darbe ediyorlar, sahte videolarla bir takım oyunlar çeviriyorlar. Bizi gidip karakollarda 2-3 saat pijamayla bekletiyorlar, yolda giderken darbe ediyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Evimden alırken ayakkabımı giymeye çalışırken ayakkabımı bile giydirmeden asansöre iteleyip kakalıyorlar. Ayakkabımın tekini giyemeden asansörden aşağı indim. Polis yakama sarıldı, küfürler ediyor. Polis arabasına bindik, küfürler, hakaretler. Yani bakın, böyle bir süreç içinde biz dedik ki insan hakları herkes içindir. Hukuki süreçleri hiç kimse unutmasın dedik ve geri adım atmayacağımızı da söyledik. Ben arabada polislere hukuki süreçleri işleteceğim dediğim zaman bizi tehdit mi ediyorsun dediler. Ben de onlara dedim evet, hukukla tehdit ediyorum. Çünkü AK Parti iktidarının yok ettiği hukuk bir gün mutlaka geri gelecektir dedim. Bakın bunlar son derece önemli. Ve bize yapmadıklarını bırakmadılar ama bizi yıldıramadılar. Baş eğdiremediler, boyun eğdiremediler ve biz halkın vekili olduğumuzu bilerek hareket ettik ve dediğim gibi bu galibiyetimiz, bu kazancımız halkın kazancıdır, galibiyetidir. Demokrasinin, anayasanın kazancıdır. Ben şimdilik bunları söylemek isterim. Bir de boş yere bizi 6 gün daha yatırdılar. 1 Temmuz itibariyle girdik. 6 gün işte 1 Temmuz itibariyle Anayasa Mahkemesi net bir karar vermesine rağmen 6 gün daha mağdur ettiler.
Bugün akşam ancak çıkabildik arkadaşlarımızın baskıları sonrasında. Gözaltına alındı oğlum, arkadaşlarımız. Böyle mağduriyetler de yaşattılar. Ama bilsinler ki hem biz çıktık, bizim çıkmamız diğer arkadaşlarımızın özgürlüğünün habercisidir. Bizim çıkmamız partimize yapılan saldırıların biteceğinin işaretidir. Kobani davasının, kapatma davasının bir sonuç alınmaksızın tamamen hukuksuz bu davaların sonuçsuz olacağının ortaya çıkmasıdır benim çıkmam. O yüzden halkın yüzü gülsün diyorum bugün. Benim içim gülüyor, kalbim gülüyor. Hepinizin de yüzü gülsün. İnşallah diğer arkadaşlarımız da çıkacak. Evet, bu yolda çok büyük mağduriyetler, kayıplar yaşıyoruz. Arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Ama mutlaka direneceğiz. Direne direne kazanacağız. Ve yine Berhodan jiyane diyorum. Bundan başka da bir şey. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Tekrar geçmiş olsun. Hoş geldin. Siz bunları al, onlar çıksınlar olmasa kalabalığa girmeyelim. Maskeniz nerede onları? Tamam.